Bugünkü konumuz makattan kanama, yani rektal kanama yapan hastalıklar. Makattan kanama olduğu zaman mutlaka doktora gidilmeli ve sebebi araştırılmalıdır. Bütün çoğu makat hastalıklarında şiddeti ve şekli, derecesi değişecek şekillerde kanama olabilir. Genç yaşlarda daha çok hemoroid, fissür, iltihaplı bağırsak hastalıkları gibi hastalıklar akla gelmekle birlikte orta yaşın üzerinde kalın bağırsak tümörleri, damar yumakları ya da divertiküler hastalıklar akla gelir. Peçeteye ancak gelecek şekilde minimal düzeyden dışkılama sonrasında bol damlayacak şekilde olan miktarlarda olabilir ya da açık renkten koyu kırmızı renge kadar giden değişik renklerde kanamalar görülebilir. En sık kanama yapan hastalık hemoroiddir. Hemoroid öncelikle kanamayla kendini belli eder. Ancak birinci ve ikinci derece hemoroidler kanadığı zaman makatta meme yoktur. Hasta bunun farkına varmaz. Ancak anoskop muayenesiyle görülebilir. Üçüncü ve dördüncü derece hemoroidlerde ise makatta meme olduğu için ıkınma sonrasında kanama artar, hasta da bunun farkına varır ve doktora gider. Diğer bir kanama yapan hastalık makatta çatlak yani fissürdür. Peçeteye ancak bulaşacak şekilde tarzda bir kanama vardır. Fistül dediğimiz hastalıkta ise kanla karışık, iltihapla karışık kanama şeklinde tarif edilen bir kanama vardır. Diğer kanama yapan hastalıklardan biri de iltihaplı bağırsak hastalıklarıdır. Daha çok gençlerde görülür. İshal eşlik eder. İshalli kanama şeklinde dışkılama vardır. Kramp tarzında karın ağrıları ve kansızlık eşlik edebilir. Diğer bir kanama yapan hastalık, önemli bir hastalık da bağırsak kanserleri ve makat kanserleridir. Bağırsak kanserlerinde kanamanın şekli değişebilir. Gözle görülmeyecek minik kanamalar olabildiği gibi anüse yakın kısımda olan kanserler ise bol kanama şeklinde gösterebilir. Kolonoskopi dediğimiz cihazla tespit edilen polipler alındığı zaman kolon kanseri, bağırsak kanseri kesin önlenebilen bir şeydir. Kolonoskopi burada, tarama kolonoskopileri çok önemlidir. Divertiküler hastalık dediğimiz hastalık ileri yaşlarda eldiven parmağı gibi çıkıntılardır. Ani kanamalar yapabilir. 70-75 yaş sonrasındaki hastalarda, kanamalarda akla gelen bir hastalık olmalıdır. Diğer bir hastalıkta kanlanma bozukluğu, tıkayıcı damar hastalığı olan kişilerde iskemik kolit dediğimiz 2-3 gün ağrıyı takip eden bir şiddetli kanama vardır. Damar yumakları dediğimiz bağırsaktaki anjiyodisplaziler ise gene ileri yaşlarda sıkça rastladığımız kanama sebebidir. Başka bir kanama sebebi de prostat kanseri, over kanseri, yumurtalık kanseri ve rahim kanserinden sonraki radyoterapi sonrasında radyasyon koliti dediğimiz bir hastalıkta bir yıl kadar süren kanamalar olabilir. Peki bu kanamalar için nasıl teşhis konulur? Makat muayenesiyle çok rahat büyük bir kısmı, parmak muayenesi, gözle muayene ve anoskop muayenesiyle çok büyük bir kısmı tespit edilebilir. Tespit edilemeyen kısmı ise kolonoskopi yapılarak ortaya çıkarılır.